Evet, çok uzun zamandır YouTube'a geri dönmek istiyorum. Ama ne çekeceğimi de bilmiyorum. Kendimi zaten çok iyi hissetmiyorum. Dedim ki neden bir yerden başlamıyoruz? Bence çok mantıklı oldu. Yani bu kanalda ben genelde şeker hastalığıyla alakalı videolar çekiyordum. Şu an sanırım 22 Haziran'dayız. Yani gerçekten şu 2023'e girdik ve başımıza gelmeyen kalmadı. Ya bu tarz şeyleri normalde böyle paylaşmak çok mantıklı gelmiyor. Hani her zaman şeyi düşünüyorum abi. Ne gerek var falan. Bazen bir şey çekmeye gerek olsun. O şekilde çekelim gibi düşünüyorum. Sonra dedim ki abi böyle düşünce zaten hiçbir şey çekemeyiz ki. Bu arada Instagram hesabıma gelip artık şekerle alakalı video atmıyorsun vesaire yazan insanlar oluyor. Şimdi bir yandan aslında onlar için de bir şeyler çekmek istiyordum. 2 yıl, 3 yıl falan oldu galiba. En sonki videoma göre artık bayağı değiştim ben de. Buraya artık salmamam gerektiğini farkındayım. Neyse az önce biraz giriş yapmaya çalıştım aslında. Genel olarak nasıl hissettiğimden, nasıl düşündüğümden bahsettim. Hani genel olarak bence hepimizin ruh hali birazcık aynı. Çünkü hepimiz aynı şeyleri yaşıyoruz bir noktada. Yani bu aslında ben şu an kendimi kötü hissediyorum okey. Ama benim yaşadığım başka bir insan da kendisini kötü hissediyor. İşte ben de şu anda 21 yaşına kadar öğrendiğim 10 tane şeyden bahsetmek istiyorum. Buraya not aldım. Şimdi birinci bahsetmek istediğim şey kendiniz olmak. Üniversiteye geçiyorsunuz, liseye geçiyorsunuz, arkadaş ortamlarına girmek istiyorsunuz vesaire. Bunlar çok anlaşılır bir şeyler. Yani sosyallik çok önemli. Ben hayatım boyunca çok sosyal bir insan oldum. Gerek lisede olsun, gerek üniversitede şu anda olsun. Yani mümkün olunca atılgan bir iş yapmaya çalışan, bir projede yer almaya çalışan, sürekli açık konuşmak için gezip tozmaya çalışan bir insan oldum. Ama görünen o ki ekonomik şartlar pek el vermiyor artık. Yani lisedeyken durumum çok iyi olmamasına rağmen harçlık biriktiriyordum ve hani ucuz uçak bileti kovalıyordum. Hatta bir videom var. Bunu bu kanalda var mı bilmiyorum ama gidiş dönüş sanırım 40 ya da 45 TL'ye İstanbul'dan Ankara'ya uçakla gidiş dönüş bileti almıştım. Ankara'ya ilk kez gitmiştim o zamanlar. 5 tane daha arkadaşımı yanıma alıp sabahtan şimdi kadar Ankara'yı gezmiştik. Öyle geri dönmüştük. O zamanlar biraz daha şey düşünüyordum hani bunu çek, at, hani an olarak kalsın. Pişman değilim ama şöyle bir dönemim de oldu. Ben 2021 Eylül ayında Almanya'ya Erasmus'a gittim. Bana çok şey öğreten, çok verim aldığım bir dönem oldu. Yani benim Erasmus era diyebileceğim bir dönem. Bir şekilde siz kendiniz olduğunuzda, sizin etrafınızda olmak isteyen insanlar da sizinle birlikte olabiliyor. Ben bu zamana kadar bu şekilde bence çok güzel arkadaşlar edinmiş oldum. Size de aynısını tavsiye ederim. İkinci diyeceğim şey, çabalamak. Şimdi bazı insanlar vardır, yapar ve bir sürü şey oluşur ya böyle. Hani illa para var ve bu şekilde yaparım oluşuyor gibi bir şey düşünmeyin. Şeyden bahsediyorum hani, İsteyince direkt olabiliyor. Bu şekilde bir şey var. Gerçekten bazı insanlar böyle. Ben de tarzında bir insanım. Yani yapınca olmuyor bende. Bunu 5-10 kez yapman lazım. Erasmus süreci mesela çok hani zorlanarak geçti. Genel olarak benim yaptığım bir şeyde bir şey istiyorsam bayağı zorlanıyorum. Ama şunu düşünüyorum ben. Şimdi bazen bu şekilde olabilir. Şeylermiş, şimdi romantize edeyim birazcık. O zaman hayatın ne tadı kalır ki falan. Böyle bir şey demeyeceğim. Neyse. Eğer gerçekten bir şey istiyorsanız bu eninde sonunda oluyor. Bunun için gerçekten çabalamanız gerekiyor. Mesela Erasmus tekrardan örnek vermek istiyorum. Ben daha İstanbul Kültür Üniversitesi'nde yeni medya ve iletişim okuyorum. Ve ben bu bölüme daha başlamadan önce, daha okulu bile kazanmamışken İstanbul Kültür Üniversitesi'nin Erasmus olanaklarını araştırdım. Erasmus olanaklarında işte Almanya'da benim o zaman gittiğim yerde bir olanak vardı. Birkaç tane yeri SS aldım gibi hatırlıyorum. İşte bu da örnek olsun diye daha okula başlamadan SS'ini almışım. Yani benim Almanya'ya gideceğim şehrin SS'i. Bayağı Google Maps üzerinde orayı gösteriyor böyle. Birinci dönem boyunca benim ortalamalarım çok önemli olması. Yani çok önemli bir konumdaydı. Çünkü Erasmus olarak o ortalamaya başlıyordum. Sonra bir İngilizce sınavına giriyorsunuz. Bu ikisi topladık bölünüyor. Erasmus'la alakalı bir video yapabilirim. Çok bahsettiğim çünkü burada da şu anda. Erasmus'u ayrı bir videoda anlatırım. Yaklaşık bir 6 aylık süreci buluyor bu. Çünkü bunda vize prosedürleri, şu sunusu falan bir sürü şey var. Ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Bakın çabaladıktan sonra bir noktada gerçekten istediğinize ulaşabiliyorsunuz. Üçüncü anlatacağım şey ise anı yaşamak olacak. Fransızca'da selebi diye bir cümle vardır ya, daha sonra bir kalıp vardır. Selebi'yi ben çok kullanan bir insanım. Yani hayatta böyle kötü bir şey yaşarsınız veya iyi bir şey yaşarsınız. İkisine de selebi diyebilirsiniz. Hani dersiniz ki kötü bir şeyseniz selebi. Hani yapacak bir şey yok. İyi bir şey yaşarsınız. Selebi. Bak işte. 7-7-7. Böyle şeylerle karşılaşabiliyoruz. Anı yaşamak da özellikle şu deprem sürecinde tekrar hatırladığım bir şey. Aslında ben anı yaşamaya çalışan bir insanım. Çünkü bir tane hayatımız var. Öldükten sonra geri gelemiyoruz. Şu anda bu videoyu çekme sebebim de aslında anı yaşamak. Çünkü ben sürekli erteliyorum bu video çekmesini. Yani diyorum ki ben okey, video çekebiliyorum. Bu konuda bilgim de var. Ama niye çekmiyorum videoyu? Yani bu konuyu gerçekten bilmiyorum. Erasmus sürecinde de hiç çekmedim. Çekmek istiyordum önceden. Sonra yavaş yavaş kendimi kötü hissetmemle alakalı çekmemeye başladım. Bu yüzden artık birazcık daha anı düşüneceğim. Tabii ki de yarını da unutmayacağım. İşte yarın için bir şey yapmayı düşünüyorum değil mi ya bugünden.
bu bazen insanı çok sıkıyor. Diyorsunuz ki ben sorumlulukları almak istemiyorum, kaçmak istiyorum. Bu durumlarda da kaçacağım. Gerçekten ben kaçacağım ya, yapacak bir şey yok. Birazcık da biz yaşayalım ya. 4 ve 5'i birlikte söylüyorum. 4 kendine bakmak, 5 de spor. Bu ikisini neden birlikte söyledim? Bunu söylememin sebebi şu. Ben şimdi şeker hastasıyım. Tip 1 diyabet hastasıyım. Tip 1 diyabeti kolay bir hastalık değil. Yani kontrol altında tutulduğunda tabii ki normal bir insan gibi yaşayabiliyorsunuz. Ama birçok açıdan kendinize bakıyor olmanız lazım. Ben de işte bu yüzden kendime bakıyorum aynı şekilde. Bununla beraber hastaneye gitmekten bahsedeyim. Yani anı yaşamaktan sonra bunu söylemem biraz garip tabii ama hastaneye de niye gitmeniz lazım? Gerekli testlerinizi yaptırmanız lazım. Mesela şeker hastasıysanız, erken teşhis konulabilecek durumda olursa ya da bir şeker hastalığı potansiyeliniz varsa, ailenizde şeker hastalığı varsa vesaire gidip bunu sizin önceden öğrenmeniz çok 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 daha iyi olur sizin için. Çünkü korkutmak istemem ama ben üniversite sınavında komaya girerek şeker hastası olduğumu öğrendim. Daha doğrusu hani o an bildiğiniz komaya girdim ve tip 1 diyabet oldum ve şu an insülin kullanıyorum. Yani birlikte yaşamayı tabii ki öğrendim ama o ilk günleri de hatırlıyorum. Yani hatta ilk anla alakalı bir video çekeyim, tekrar atayım. Tip 1 diyabet olduğumu öğrendiğim an. Sırf sadece o anı anlattığım bir video çeksem bence fena olmaz. Bu tip 1 diyabet arkada çektiğim videolar gerçekten izlendi. Aynı zamanda çok fazla yorum aldı. Burada tabii ki hani maksat etkileşim kasmaktan ziyade ben çok yalnız hissetmiştim kendimi. Yani tip 1 diyabet oldum ve diyabetle alakalı bir kanal neredeyse yok. Bu kanal var. Birkaç tane daha kanal var. Ben de bunu düzgün şekilde insanlara aktarmak istiyordum. Bir anlamda o yüzden YouTube'a başlamış oldum. Daha doğrusu bu kanala başlamış oldum. Daha öncesinde bir kanalım vardı. Bu yüzden hastaneye gidip testinizi yaptırmanız önemli. Buna beraber spor yapmanız da bence çok önemli. Şeker hastası olduğunuzda tabii ki sporda dikkatli şekilde yapmanız lazım. Ve her sporda yapamıyorsunuz tırnak içinde. Ama bence bir şey istenince başarılıyor. Sadece dediğim gibi kontrollü olması lazım. Ben fitness yapıyorum. Ve hani o zamanlar 50 kiloya düşmüştüm neredeyse. 50 mi 52 kiloya düşmüştüm o komaya girdiğim dönemde. Yani yüzüm iskelet gibiydi. Fotoğrafım varsa şuraya koyarım. Zar zor belki bir iki tane bulabilirim. Ama emin de değilim yani var mı yok mu. Çok kötü bir süreçti. Şu an baktığınızda geçenlerde yani bundan bir öncesinde 80 kiloyu gördüm. Yani sporla birlikte kilo aldım. Şu anda işte dengeliyoruz. Yazda bakalım neler neler olacak. Şimdi 6.ya geliyorum. Anlayışlı bir insan olmak. Her birimizin yaşadığı süreç, yani süreçten kastım hayat, bambaşka olabiliyor. Yani insanların birbirine birazcık daha anlayışlı olması lazım. Şu deprem sürecinde de yine sosyal medya üzerine neler neler görmüş olduk. Yani inanılmaz şeyler görmüş olduk. Aslında bu konuda çok fazla denecek bir şey yok. Eğer bunu gelişim çağında bir arkadaşım izliyorsa şu anda. Gerçekten insanlara anlayışlı ol. İnsanların da sana anlayışlı olmasını bekliyorsan senin de anlayışlı olman gerekir. Mesela senin cinsel yönelimin olabilir bu. Giydiğin kıyafet olabilir. Bunlar bu arada çok yıllardır konuştuğumuz şeyler. Ama hala insanlar bu konuda anlayışlı değiller. Yani bir sürü örneği var. Mesela sosyal medyaya farz edip 5000 takipçin var. Instagram'a post atıyorsun. Benim kendi arkadaşlarımda var bak bu. Ve başka bir arkadaşım gelip aman ya sanki sen de ünlüsün şöylesin böylesin diye baskı yapıyor üstünde. Bunu da yapmayın abi. Size ne ya? Bak gerçekten beğenmeyen insan takipten çıkar bu kadar basit. Birazcık daha anlayışlı, birazcık daha hoşgörülü olmamız lazım. İnsanlara karşı böyle olduğumuzda, yani aslında bu mindsetle düşünmeye başladığımızda bir noktadan itibaren, yani sizin etrafınızdaki insanlar da bence size o şekilde yaklaşacak, daha mutlu olursunuz. Yani biraz daha pozitif vibes abi ya. Bak only positive vibes değil ama positive vibes. Şu an bayağı biz negatif vibes'in yani tabiri caizse içinden geçmiş durumdayız. En azından hani yaşayacağımız iyiliği de kötülüğü de yaşayalım. Ama insanlara karşı anlayışlı olmaya çalışalım. En çok da kendimize karşı anlayışlı olmaya çalışalım. Diğer konu ise sınırları koruyabilmek. Ben 20 yaşına gelmiş bir insan olarak lise hayatım boyunca yani daha sonra lisenin sonuna kadar olan bir süreçte şeker hastası olana kadar diyelim hatta. Çünkü tam lisenin bitiminde şeker hastası oldum üniversite sınavında az önce dediğim gibi. İnsanlara pek hayır diyebilen birisi değildim. Bu arada bir diğer konu da hayır diyebilmek. Bunu da birleştirelim. Bakın bazen en yakın arkadaşlarınız olabilir. Bu insanlar sizi buluşmaya çağırıyor olabilir. Sürekli çağırıyor olabilir. Siz dışarı çıkmak istemiyorsunuz. Bakın çok basit bir konudan bahsediyorum değil mi? Sizin hayır diyebilmeniz gerekiyor. O insanlarla sınır çizebilmeniz gerekiyor. Bu bence herkesin çok yapabileceği bir şey değil ilk başta. Çünkü biraz bunun bir alıştırma süreci oluyor. Siz bu insana hayır dedikten sonra bu insan farz et sizle küstü. Bir daha konuşmuyor. Abi küssün hiç önemli değil. Çünkü o an siz oraya gitseniz kendinizi daha kötü hissedeceksiniz. Bakın bu sizin anneniz olabilir, babanız olabilir, kardeşiniz olabilir, en yakın arkadaşınız olabilir, sevgiliniz olabilir. Bir şey istemiyorsanız hayır diyebilmeniz lazım. Çünkü sizin böyle bir özgürlüğünüz var. Hayır diyebilirsiniz. Yapmak zorunda değilsiniz hiçbir şeyi. Eğer bir şey sizin sağlığınızı kötü etkiliyorsa bu ruhsal da olabilir. Yani mental olabilir. Ya da fiziksel olabilir. Orada bulunmak zorunda değilsiniz. Böyle küçük şeyler damlaya damlaya göl oluyor. Umarım damlaya damlaya göl olmaz hiçbir zaman. 9. şeye geliyorum. 9. madde. Dünyada kötülüğün olduğu gerçeği. Şimdi bakın.
Biz Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye'de çok canlı bir ülke. Birçok açıdan. Yani birçok kötü şeyi yaşadığımız bir ülke. Şu an benim neslimde, yani Z jenerasyonunda en net gördüğüm şey şu oldu. Herkes yurt dışına gitmek istiyor. Ama herkesin gitmek istemesi sebebi, ben Türkiye'de bu şekilde yaşamak istemiyorum. İşte ekonomik olarak daha rahat olmak istiyorum. Ve kafam rahat olsun istiyorum tarzında. Gittikleri yerde genelde mutlu olamıyor bazı insanlar. Herkes için söyleyemem bunu. Şimdi ben yurt dışında yaşamış bir insanım. Yurt dışına da pek çok kez çıkmış bir insanım. Benim de yurt dışıyla alakalı hedeflerim var. Ama şöyle de bir gerçek var. Ben şimdi Almanya'ya gittiğim zaman her şeyin gerçekten çok daha iyi olacağını biliyordum. Hatta mükemmel yakın olacağını düşünüyordum. Ama her şey mükemmel değilmiş. Dünyada da kötülük varmış. Aslında bunu da öğrenmiş oluyorsunuz. Ve hani böyle bir beklentiyle gidiyorsanız özellikle yüzünüze maalesef birazcık tokat gibi çarpıyor bu olay. Yani dünyada kötülüğün olduğu gerçeğini gerçekten kabullenmeniz, o şekilde gitmeniz gerekiyor. Ha bu arada Almanya'da kafam daha rahattı tabii ki de. Hani böyle de bir gerçek var. Bu biraz daha Erasmus'a kalan bir konu olsun. Erasmus anılarımı anlattığım videoya kalan. O da bayağı komik, güzel, eğlenceli bir video olur. Aa bak, diyeceklerim bu kadarmış. Yani bitti aslında bu video. Yani genel olarak toplamam gerekirse konuyu, 10 tane şeyden size bahsettim. Yani dünya gerçekten kötü bir yer. Ama bu kötülüğün içinde umudumuzu gerçekten hiçbir zaman kaybetmememiz lazım. Bazı durumlarda umut, o tutunduğumuz tek dal olabiliyor. Şu anda hepimizin de tutunduğu tek dal umut açıkçası. Çaresizliği hepinizin hissettiğine de inanıyorum. Bir noktadan itibaren gerçekten bir şeyler düzelmeye başlıyor. Bakın, belki şu an bu videoyu izleyen kişi, şu an Şubat ayındayız. İşte Haziran ayında üniversite sınavına girecek diyelim. Yani eğer sen Haziran ayında üniversite sınavına gireceksen, gerçekten bir noktada her şeyin düzeldiğine inanabilirsin. Bak, üniversiteye gideceksin, çok güzel anlar yaşayacaksın, arkadaşlarınla buluşacaksın, kahve içeceksin. Bu ekonomide kahve diye düşünme, bu lüks değil. Bir şekilde belki çalışırsın ve hani kendi ihtiyaçlarını da karşılayabilirsin. Biliyorum bahsettiğim şeyler hiç kolay değil, çok zor. Ama inan ben daha kötü durumlardan geldim. Ve aynı zamanda bir sürü burs var. Dediğim gibi mesela Erasmus'u araştırabilirsin. Sen giderken sonuçta hibe veriyorlar. Hani derslerin de iyiyse buna çabalaman lazım zaten. Ben de hibe alarak gitmiştim. Okuduğun okulda burslu olabilirsin ya da bir devlet üniversitesinde okuyabilirsin. Bak, bunlar da çok güzel şeyler olacak. Mutlaka spor yapın. Kendinize bakın. Kendinizi kötü hissettiğiniz hiçbir şeyi yapmayın. Konuşmaktan telefon kapandı. Kendinizi mental açıdan çok kötü hissediyorsanız bir noktada spora gidin. Spor gerçekten size iyi gelir. Ama çok 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 kötüyseniz, abi o gün kendinize izin verin. Ne yapın biliyor musunuz? Gidin işte abu cubur olun kendinize. Evde oturun. Gidin sevdiğiniz bir video varsa oyun videosu izleyin. Vlog izleyin. Bakın ben mesela lise hayatımda çok fazla vlog izlerdim. Vlog çekerdim de bu arada. Sürekli böyle insanların Avrupa'da, Amerika'da, işte ne bileyim Brezilya'da falan gittiği yerleri izlerdim. Siz de böyle şeyler yapın. Bir nokta emin olun. Ben de eminim buna. Her şey çok daha iyi gidiyor. Genel olarak bahsetmek istediklerim bu kadar. Sonraki videolarda bilmiyorum ne kadar düzenli gelir ama bir noktada bu videolarda gelecek. Şeker hastalığından, yani tip 1 diyabetten bahsedeceğim. Bu sürecin nasıl işlediğinden, şu anda nasıl olduğundan bahsedeceğim. Erasmus'la alakalı bir video çekmeyi düşünüyorum. Önümüzdeki yazda başka planlarım var. Yazın zaten düzenli bir şekilde video gelir diye düşünüyorum. Beni yeni izliyorsanız bu arada bahsetmeden başta ama ben Fırat. Az önce bahsettiğim tarzda videolar çekiyorum. Tanıştığıma çok memnun oldum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.